Yazın ortasında kripto para dünyasının kışını yaşıyoruz. Kriptoların kışı. Geçen Kasım'dan bu yana 2 trilyon dolar buharlaştı kripto paralardan. Bitcoin %70 aşağıda. Kasım ayı başındaki zirvesine göre altcoinlerde de durum çok farklı değil. Bunun ana sebebini daha önce bu kanalda gördük. Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın yüksek oranlı faiz arttırımları. Enflasyon son 40 yılın zirvesinde Amerika'da %9.1. Düşeceğini her ay daha da artıyor. Amerika Merkez Bankası da enflasyonu bastırmak için sürekli yüksek oranlı faiz artırımları yapıyor. Daha da yapacak. Ve o faiz artırımlarını yaptıkça riskli varlıklardan, kripto paralardan, hisse senetlerinden, Nasdaq'tan, New York borsasından, dünya borsalarından, bu arada gelişen ülke varlıklarından, Türkiye, Brezilya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerin varlıklarından sermaye çıkışı yaşanıyor. Nereye gidiyor sermaye? Güvenli liman aslında 10 altında bir güvenli limandır ama bu yıl bir tane güvenli liman kaldı. O da Amerikan parası dolar. Doların yıldızı parlıyor ve riskli varlıkların yıldızı yıldızları sönüyor. Kripto paralardaki düşüşün sebebi bu idi. Ama şimdi bir sebep daha var. Bitcoin 20 bin doların altında 17 bin dolarları gördü ama oradan dipten alım geldi. 20 bin doların üzerinde de yükseldi. Burada tutunmayı başarıyor gibi gözüküyor şu anda ama buradan da bir yere gidemiyor. Gidemeyişinin sebebi işte bu ikinci sebep. Yani zayıf kalmasının, zayıf kalmaya devam etmelerinin sebebi kripto paraların, bitcoin'in, altcoin'lerin bir korku. Ne korkusu? İflas korkusu. Kripto para dünyasında arka arkaya geçtiğimiz haftalarda, aylarda dev iflaslar yaşandı. Büyük kripto para fonları, şirketleri devrildi. İskambil kağıdından şatolar gibi. Mesela Celsius. Celsius geçtiğimiz günlerde resmen iflas başvurusunu yaptı. Haberlerde bir borç verme platformu olarak geçiyordu Celsius ama adını koyalım. Celsius aslında bir gayri resmi bankaydı. Kripto para dünyasının bankasıydı. Bankalar ne yapar? Para toplar ve borç verir. Yani mevduat sahiplerinden paralarını alırlar. Götürür bankaya yatırırsınız. Bankalar sizin paranızı şirketlere verir ya da bireylere verir. Onlardan faiz alır size faiz öder. Celsius'un yaptığı buydu ama çok yüksek bir faiz ödüyordu. Tam %17 bunun karşılığında da topladığı kripto paraları kredi olarak dağıtıyordu yine yüksek faizle. Bunu ödeyebiliyor muydu yüksek %17'lik faizi? Kripto paralar yükselirken yani rally yaşanırken ödeyebiliyordu. Geçen yıl mesela rally'nin ortasında Celsius'un iş modeli çalışıyordu. Ama bu yıl Fed'in faiz artırımları nedeniyle düşüş başlayınca kripto paralarda Celsius'un iş modeli de battı, iflas etti. Ve Celsius yükümlülüklerini yerine getiremez bir noktaya bir anda düştü. Resmen iflas başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı. Keşke Celsius tek şirket olsa iflas eden. Başka iflaslar da var gördük. Mesela Three Arrows Capital. Bu da bir hedge fondu. Yüksek getiri peşindeydi. Yüksek getirili kripto paralara yani yüksek getiri vaat eden kripto paralara yatırım yapıyordu. Geleceğine inandığı kripto paralara ve çok yanlış bir yatırım yaptı. Güney Koreli Stablecoin Terra USD ve kardeş token'ı Luna'ya yatırım yaptı. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyordu Luna'nın. Ama Terra USD önce değerinin bir Amerikan dolarına eşit olması gereken, eşit kalması gereken Terra USD'nin çıpası kırıldı. Bir çöpe döndü. Yani bir Amerikan dolarına eşit olmak bir yana çok komik seviyelere düştü Amerikan doları karşısında. O çökünce Luna da çöktü kardeş token ve Luna çökünce Three Arrows Capital da çöktü. Yükümlülükleri arasında 660 milyon dolarlık bir borç vardı. Voyager Amerikan kripto şirketi kripto para borsası 660 milyon dolar kredi almıştı Voyager'dan Three Arrows Capital. O batınca Voyager da battı o da iflas başvurusu yaptı. Şimdi bu bir zincir gördüğünüz gibi. Celsius'ta başladı, Three Arrows'la devam etti. Ardından Voyager geldi. Ama başka sırada hangi iflasların olduğunu bilmiyoruz. Şu anda endişe bu. Sırada kim var? Hangi şirket iflas edecek? Nerede benim param batabilir? Bu soru işte şu anda altcoin'lerin bitcoin yükselmesini engelleyen sebebe dönüştü. Fed'in yüksek oranlı arttırımları düşüşü başlattı, kışı başlattı. Ama kışın devam etmesinin sebebi şu anda bu iflas korkusu. Sırada kim var? Sırada kim var gerçekten? Çeşitli söylentiler var kripto para dünyasında. Birinin madenciler olduğu söyleniyor. Yani sıradaki iflas dalgasının büyük madencilik çiftliklerinin iflasın eşinde olduğuna dair söylentiler aldı başını yürüdü. Bazı büyük madencilerin büyük madencilik çiftliklerinin yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ellerindeki ekipmanları satılığa çıkardıkları söyleniyor. Şu anda bu kulaktan kulağa dolaşan bir dedikodu. Önümüzdeki günlerde kuvveden fiile çıkabilir. Yani onlar da resmen iflas başvurusu yapabilirler. Bir başkası bazı büyük kripto para borsaları. Mesela Coinbase Amerika'da biliyorsunuz çalışanlarının %18'ini çıkardı. işten çıkardı. Coinbase'in iflas edeceğini sanmıyorum. Amerika'da bir nebze daha denetime tabi. Ama bazı Asya merkezli kripto para borsalarına dair de söylentiler var. Bazılarının para, taze para peşinde arayışında olduğu söyleniyor. O parayı bulamazlarsa önümüzdeki haftalarda onların da devrildiğini görebiliriz. E şimdi yeni iflaslar eğer izleyecekse, gelecekse oralarda yeni paralar batacak. İşte bu endişe, benim acaba param batar mı endişesi kripto para kışının uzamasına neden oluyor. Öyleyse şimdi buraya kadar anlattıklarımdan kışın nasıl biteceğini de çıkarabiliriz. Eğer Fed'in faiz arttırımlarıyla başladıysa Fed'in yüksek oranlı faiz arttırımlarını bitirmesi gerekiyor. Onun bitmesi için de yani Fed'in vitesi düşürmesi için de faiz arttırımlarında enflasyonun gaz kesmesi gerekiyor. Amerika'da eğer enflasyon beklendiği gibi yavaşlarsa bu ay yavaşlamadı. Bu ay beklentilerin üzerine çıktı yine. Haziran ayı enflasyonu Temmuz'da geçen hafta açıklandı. Ama önümüzdeki aylarda Amerika'da enflasyondan bir yavaşlama sinyali artık alabiliriz. Çünkü resesyon durgunluk beklentisi çok güçlendi. Amerika'da Amerikan ekonomisi bir durgunluğa girecek ve durgunluğa giren bir ekonomide de fiyat artışları yavaşlar. Çünkü talep azalır. Talep azalınca fiyat artışları, enflasyon düşer. Enflasyon düşerse Fed yüksek oranlı faiz artırımlarına ihtiyaç duymaz. O zaman işte risk iştahında bütün dünyada küresel piyasalarda yeniden bir yükseliş görürüz. Bu da kripto paralar için olumlu bir gelişme olur. Birincisi bu kışı bitirecek birinci gelişme. İkinci gelişme ise bu iflasların sona ermesi. İflaslar nasıl sona erecek? Batacakların batmasıyla. Yani batacakların batması gerekiyor. Aslında kapitalizm tam da bu. Bu aslında çok iyi bir şey mi tartışılır. Ama bir zamanlar ünlü iktisatçı Schumpeter Krizlerin aslında zayıf şirketleri elimine ederek, onları temizleyerek daha da güçlendirdiği, ekonomiyi daha da güçlendirdiğini, bu nedenle aslında krizlerin iyi bir şey olduğunu söylemişti. Geçen yüzyılın başında Schumpeter'in dediği aslında bugün kripto para dünyası içinde geçerli. Yani bu iflaslar aslında bir açıdan kötü ama bir açıdan da iyi. Çünkü batacaklar batıyor. Celsius... Three Arrows Capital yani yanlış iş modelleri üzerinde kurulu şirketler batıyor. Geriye güçlü şirketler kalacak kripto para dünyasında. Ve bu arada Amerika'da da enflasyon eğer yavaşlarsa yeniden yükseliş için zemin temizlenmiş olacak. Ne zaman olur? Hemen olmayacağı açık ama önümüzdeki aylarda enflasyondan gelecek bir yavaşlama haberiyle yükselişin yeniden yavaş yavaş başladığını görebiliriz. Evet bu kanalda hafta sonları kripto para dünyasına bakıyorum. Yeniden görüşmek üzere.